Herkese merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu gördüğünüz sepet modeli patiğin nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi patelimiz çok şık. Hemen yapımına geçelim. Ben sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halka yapmak istemeyenler 5 zincir çekerek 5 zincirin üstüne de yapabilirler. Sihirli halkamı kapatıyorum. Bir, iki zincir çekerek yukarı çıktım. Sihirli halkanın içine 12 adet ikili trabzan yapıyorum. Dört. Beş. Altı. 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Alttaki ipimizi çekerek sihirli halkamızı kapatıyoruz. Küçük ipimizi şuraya bağlıyorum ki sökülmesin, açılmasın. Şekilde sabitledim. Yukarı çıkarken çektiğimiz zincirlerin üstünden birleştiriyorum. Şimdi bir üst sıraya çıkıyoruz. Yine 1, 2, 3 zincir çekerek bir üst sıraya çıktım. Hemen çıktığım zincirin dibine battım. Bir ikili trabzan yaptım. Yandaki trabzanın üstüne yine 2 adet. Bu sıranın sonuna kadar her trabzanın deliğinin üstüne ikişer tane trabzan yapıyoruz. Bir alttaki sırada 12 ile başlamıştık. Bu sırada 24 tane trabzanımız olacak. Sıra sonuna geldim. Şimdi yine yukarı çıkarken çektiğim zincirin üstünden birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen yandakine battım. Bir trabzan yaptım. Hemen yanındakine 2 trabzan yapıyorum. Bu sıramızda da 2 tane tek trabzan yapıyoruz. Üçüncüyü tek yapıyoruz. Çift yapıyoruz. 2 tek, 1 çift. 2 tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Yani aynı deliğe iki trabzan yapıyorum. Bu sıramızda bu şekilde dolanıyoruz. Sıramın sonuna geldim. Yine yukarı çıkarken çektiğim zincirin üstünden birleştirdim. Şimdi yeni sıramıza başlıyoruz. 2, 3 zincir çekerek yukarı çıktım. Bu sıramızda da 2 tane tek, bir tane çift yapıyoruz. 2 tek, üçüncüyü çift. Bir tane daha yapalım. İki tane tek. Üçüncü trabzanın üstüne çift yapıyoruz. Bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. Bu sıramızı da bitirdim. Şimdi toplam 43 tane sık iğnemiz oldu. Bize 48 tane sık iğne lazım. Şimdi bu sıramızı örerken belli yerlerde arttırma yaparak aralıklı toplam 48 ikili trabzana ulaşmamız gerekiyor. Aralıklı bir şekilde arttırıp sayarak 48 trabzana ulaşalım bu sırada. Sıramın sonuna geldim. Toplam 48 tane ikili trabzanım oldu. Şimdi örneğimize geçiyoruz. Örneğimiz 4 trabzan üzerine kuruluyor. Hemen geçelim nasıl yapıldığını. Trabzanımı buraya birleştiriyorum. Yukarı çıkarken çektiğim zincirin üstüne birleştirdim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim.
1, 2 trabzanı atlayacağız. Tığımızın başını 2 sefer doluyoruz. 2 trabzan atlıyoruz. 3. trabzanın göbeğinden tığımızı sokup ilmeğimizi çıkardık. 1, 2, 3 seferde çıkarıyoruz. Tığımızın başını 2 sefer doluyoruz. Trabzanın göbeğinden battık. 3 seferde çıktık. Şimdi tığımın başını 2 sefer doluyorum. Yaptığım trabzanları öne yatırıyorum. Şu arkada kal ilk üstünden atladığımız trabzanlar vardı. O trabzanın ilkinden battım, çıkardım. 3 seferde çıkartıyorum. Yine 2 sefer doladım tığımı. Kalan diğer trabzanın üstünden 3 seferde çıkardım. Yine 2 sefer doluyorum tığımın başına. 2 trabzanı atlıyorum. Üçüncünün göbeğinden battım. Üç seferde çıkardım. Aynı işlemi tekrar ediyorum. 2 sefer doladım tığımı. Trabzanın göbeğinden battım. 3 seferde çıkardım. Yine 2 sefer doluyorum tığımı. Örneğimi öne yatırdım. Arkada kalan trabzanın göbeğinden 3 seferde çıkardım. Yine 2 sefer doladım tığımı. Yine alttaki trabzanın göbeğinden 2 sıramız bu şekilde oluyor. Ben bu sıranın tamamını yapıyorum. Bir sonraki sırada görüşelim. Sonuna geldim. Son bir örneğim kaldı. Onu da yapıyorum. Eğer bir yerde bir yanlışlık yapılmadıysa tam denk gelecektir trabzanlarımız. Eğer daha büyük yapmak istiyorum derseniz 4 tane arttırmanız gerekiyor. 52 trabzana çıkartacaksınız. Bir örnek fazla olacak. Sonuncuyu da yaptım. Yukarı çıkarken çektiğimiz zincirler vardı. Hemen onun üstünden birleştiriyoruz. İlk sıramız bu şekilde bitiyor. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımın başını 2 sefer doluyorum. Bu ilk örneği atlıyoruz. İkincinin şu üstteki trabzanların üstünden batıyoruz. Ve yine 3 seferde çıkartıyoruz. Şu örneği atladık. İki tane trabzanımı yaptım. Yine tığımın başını 2 sefer doladım. Bu sefer alttan örmüyoruz, üstten örüyoruz. Şu ilk örneğimizin yarısı olan trabzanlarımız var şurada. Açtığımız zaman görünüyor zaten 2 tane. Onun ilkine batıyorum. Üç seferde çıkardım. Tığımın başını doladım. Diğer kalan trabzana battım. Şimdi yine tığımı 2 sefer doladım. Yandakini atlıyoruz. Trabzanın yine göbeğinden. Hemen yanındakinden. Görüntü bu şekilde. Yine tığımın başını doladım. Şu altta kalan trabzanlarımızın ortasından
Hemen yanındakini. Şekilde. Bir tane daha yapalım. Tığımın başını doladım. Bundakini almıştık biraz önce. Buraya atlıyoruz. İkincisini. Şimdi şuradakileri yapıyoruz. Bu sıramız daha kolay. Bir sıra daha kolay, önden alınanlar. Arkadan alınanlar biraz daha zor oluyor. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyoruz. Sıramın sonuna geldim. Şimdi yine tığımın başını iki sefer doladım. İlk sıramıza başlarken atladığımız bir örnek vardı. Yarısı kalmıştı ya. Şimdi onun üstteki ikinci tanesini alıyorum. Şimdi şuradakileri tığımın başını doladım. Ve yukarı çıkarken çektiğimiz zincirin üstünden birleştiriyorum. Bu şekilde o örneğimiz de tamamlanmış oldu. Yine 4 zincirle yukarı çıkıyoruz. Başını doladım tığımın. Bir önceki sırada üstten almıştık. Şimdi şu alttaki iki trabzanı yapıyoruz. Görüntü bu. Hemen yanındakinin. İki tane oldu. Şimdi yine tığımın başını doladım. Örneğimi öne yatırıyorum. Şunların üstünden alacağız. Yanındakinden de alıyorum. Yine iki sefer doladım tığımı. Bir örneği atlıyormuş gibi oluyor. İkisini şurada almıştık. Şunları atlıyoruz. Şuraya geçiyoruz. Başını doluyorum. Örneği öne yatırıp arkadaki trabzanların göbeğinden bakalım. Ben bu şekilde toplam 10 sıra yaptım. Siz ayağınıza giyip deneyerek örerseniz daha güzel olur. Giyin, deneyin. Eğer yeterli gelirse şu derinlik, onda bırakın. Daha az isterseniz 9 yapın. Arttırmak isterseniz 11'e çıkın. O sizin ayağınızın ölçüsüne göre. Şimdi ben bunu 10 sıraya tamamlıyorum. Şu üstteki kısma geçiyoruz. İnşallah örneğimiz anlaşılır olmuştur. 10 sırayı tamamladım ben. Son örneğimi yine zincirin üstünden birleştiriyorum. Bir, iki, üç zincir çekerek hemen yandan trabzan yapmaya başlıyorum. Burada görünüyor zaten. Her trabzanın üstüne birer tane trabzan yapıyoruz. Bu sırayı bu şekilde bitirelim.
Trabzanlarımın sonuna geldim. Hemen üstte birleştiriyorum zincirin üstünden. Artık böyle halka olarak örmüyoruz çetiğimizi. Bir, iki, üç zincir çektim. Geriye dönüp ikili trabzan yapıyorum. Şimdi şu yan kısmına geçtik. Şuralarını yapacağız. Yarım olarak örüyoruz artık. Ortada 8 tane kalana kadar örmeye devam ediyoruz. Trabzanlarımız dediğim gibi. Şuradan 8 tane kalana kadar buraya kadar dolanıyoruz. Sıramı döndüm. Ortada 8 tane kaldı. Onları örmüyorum. 3 zincir çekerek dönüyorum. İlk sık iğneye batmıyorum. Hemen zincirin dibindekine değil, hemen yanına. İkili trabzan yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde. Ben ayağımın ölçüsüne kadar örüyorum. Kaç sıra örmüşüm sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 sıra ikili trabzan yapmışım. Siz ayağınızı ölçerek onu ayarlarsınız ne kadar olacağını. Sondan 3 sıra kalana kadar örüyoruz. 3 sırayı topuk yapmak için topukla birlikte örüyoruz. Ben bunu örmeye devam ediyorum. Toplam 15 sırayı ördüm ben. Şurasına 15 sıra oldu. Şimdi arkadan topuğu yapıyoruz. Burada kaç trabzan var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. Burada 42 trabzanımız var. 6 tanesini ortadan bırakıyoruz. 2, 4, 6'yı bırakıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. 36'yı ikiye bölüyoruz. Arkada 6 tanesini bırakıyoruz. Kenardan 18 taneyi ördüm trabzan olarak. Ortadaki 6 taneyi sık iğne yapıyorum şimdi. 1 2 5 6. Şimdi bunları ikili trabzan olarak gidip geri dönüyorum buraya. Şimdi kenardaki 18 tane trabzanı ördüm. Ortada 6 tane sık iğne yapmıştık. Şimdi oraya yapıyoruz. Tığımın başında olamadan ilk trabzan sık iğneden bir zincir ilmek çıkardım. İkincinden bir ilmek. Hepsini birlikte aldım. İlk sık iğneden bir ilmek. İkinciden bir ilmek. Birlikte aldım. İlkinden bir tane, ikincisinden bir tane, hepsini birlikte çıkardım. Bu alt sırada 6 tane olan sık iğnelerimiz 3 taneye düştü. Tığımın başını dolayıp ikili trabzanlarımı yapıyorum. Yine böyle gidip şuraya kadar dönüyorum. İkili trabzanlarımı gidip döndüm. Şimdi alt sırada 3 taneye düşürdüğümüz sık iğnelerimiz vardı. Bu sırada onların hepsini alıyoruz. Birinden bir ilmek çıkardım. İkinciden bir ilmek daha. Üçüncüden bir ilmek daha çıkartıp hepsini birlikte çekiyorum. Sıra sonuna kadar ikili trabzan olarak örüyorum.
Sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi ben sık iğne olarak birleştiriyorum. Tersinden. Patiğimizin tersinden yapıyoruz. İlmeğimi bu tarafa aldım. Şimdi her sık iğnenin içinden şöyle batarak bu şekilde örüyoruz. İsterseniz bu işlemi iğneyle de yapabilirsiniz. İğneyle dikebilirsiniz burasını. Bu işlemi aşağı kadar bitirip topukta bitiriyoruz. Topuk kısmını birleştirdim ben. Bu şekilde oldu. Tersini çeviriyoruz. Topuğumuzu bu şekilde yaptığımız zaman daha güzel yatıyor ayağa. Şimdi kenar oyasını göstermek istiyorum size. Şuradan başlayalım. Herhangi bir yerden başlıyoruz. Buraya battım. Bir, iki, üç zincir çektim. Buraya battım. Hiç zincir çekmeden yine diğer trabzanın ortasına atıyorum şuraya. Bir, iki, üç zincir çekip buraya yere değil, hemen şuraya zincirin dibine batıyorum. Yine zincir çekmiyorum. Hemen bir sonraki trabzanın üstüne atlayıp bir, iki, üç zincir çektim. Zincirin dibine battım. Bu şekilde oldu. Şimdi şurası patiğimizin ön kısmı. Bunun hepsine birer tane yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çekip atıyorum. Hemen bir sonrakini atladım. Bir, iki, üç zincir. Buraya bak. Hemen yana atladım. Bir, iki, üç zincir çekip dibine battım. Bu şekilde başladığım yere kadar devam ediyorum. Patiğimizin oyasını bitirdim. Şimdi manken ayağımıza giydirip bakalım nasıl olmuş. Topu gayet güzel yattı. Patiğimiz bu şekilde arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Siz de yapmak istersiniz. Yardımcı olabildiysem çok mutlu olurum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, kanalıma abone olursanız, beni desteklerseniz çok sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.